Ula kardeşim Ramazan günü yaşlı bir adam dahi kuyrukta gelip araya kaynak yapsa fırında ben orada fıktırıyorum insanlar isyan ediyorlar. Siz ahiret gününü şunun bunun torpilinin olduğu yer mi zannediyorsunuz? Alışmış ya burada. O ilahi adaletin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Siz hala buna iman etmemişsiniz. Eyvallah Ahmet Efendi gelecek bunlar benim müridim. Mehmet Efendi gelecek bunlar benim dostum. Hasan Efendi gelecek. Ne diye o Kur'an'ı gönderdin? Niye artık imtihan yaptırıyorsun ki sen dünyada insanı? Şimdi diyecekler ki şefaat inkar ediyor. Hayır şefaat var. Da sana kalmamış sana. Sana kalmamış. Hele sen git kıçını o tarafta nasıl kurtaracaksın sen onun derdine düş. Evliyaullah'mış. Allah dostlarıymış. Dost kalmadı da onun da canı sıkılıyor. Etrafta senin gibi sünep adamı dost edin de. Bütün yetkisini sana verdi. Güneşi doğuruyordun. Efendim şunu şey diyordun. Şu Filistinlere bir el uzat. Şu Esad'ı bir kahretin de ya. Şu Müslümanları kurtarın da o kadar yetkiniz varsa. İkindi namazını kaçırmış. Güneşi hop geri çevirtmiş. İkindi yıkılmış öyle. Bu kadar gücü var. Fakat öbür tarafta yok. Bak kardeşim Müslümanlar akıllarını başlarına toplasınlar. Bu dünya geçici bir dünya. %51 elli yüzde kırk diye bir şey yok. 50 sefer hacca gitsen. Sabah namazlarını her gün Kabe'de kılsan. Bütün cumaları Kabe'de ve hem de tam Hacerül Esved'in önünde kılsan. Bana attığın bir tek iftiranın hesabı beni ilgilendirmiyor yüz tane haccın senin. Onu vereceksin orada vereceksin. Ha hacimden birisini sana yok öyle bir şey. Alışveriş merkezi değil orası. Ahmet Mehmet'in de torpil yaparak seni geçireceği yer değil orası. Birikmiş bonuslarla da iş görüldü. Heh, o ilahi adalet kılı kırka yaracaktır.